Olumuzdur. Yüksel. Ali Yıldırım. Ali Yıldırım. Reis Topal. Reis Topal. Fevzi Tunç. Fevzi Tunç. Kolunu sallayarak gezerken halk olarak Gazi davasında protesto eden, demokratik haklarını kullanan insanlar olarak sizler yargılandınız. Onun için davamıza sahip çıkın. Bir daha katliamlar olmasın diye. Cumhurbaşkanı şehit ailelerimiz, federasyon başkanlarımız, bir yer belirledim. Sevgili arkadaşlar, bir müsaade edin. Gazi halkının zalime ve zulme direnişi sokağa çıkmak, yasağına katliamlara, devletin polisinin sergilediği vahşet görüntülerine 18 şehit ve yüzlerce yaralıya rağmen 3 gün boyunca direnci sürmüştür. Birçok ilde ve Avrupa ülkelerinde Gazi halkına destek yürüyüşleri yapılmış, Ümraniye'de Gazi halkına destek vermek, katliamı protesto etmek isteyen kitleye bir okulda pusuya yatmış katiller tarafından ateş edilerek 4 canımızı katledilmiştir. Günlerce ülkenin gündemine oturmuş direnişte basında da çok net görüldüğü üzere vuranların kim olduğu belli olmasına rağmen açılan göstermelik davada yargılanan katiller cezalandırılamadı. Gazi'de yaşanan bu katliamların döneminde Başbakan Tansu Çiller, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, Emniyet Genel Müdürü İstihbarat Daire Başkanı Hanife Avcı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, İstanbul Valisi Ahir Kozakçıoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzil ve bunların tetikçileri sorumludur ve cezalandırılmalıdırlar. Koçgiri'de, Mersin'de, Maraş'ta, Sivas'ta, Gazi'de, 19 Aralık hapishanelerinde, Gezi'de, Cizre'de, Sur'da, Suruç'ta, Roboski'de, Ankara Garı'nda aynı zihniyet Türkiye halklarına da reva görülmüştür. Bu katliam ve baskılara direnen birer birer tutsak ediliyor, ağır bir tecrit ile insani olmayan koşullar dayatılıyor. Bugün hala ülkenin yoğun bir tecrit altında bu tecritte direnenler bedenlerini ölümsüzlüğe yatırdılar. Cezaevleri ölüm evlerine dönmeye başladı. Adil olmayan infaz yasalarıyla siyasi mahpuslar ölüme terk edilip çeteler serbest bırakıldı. Ayrıca Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Alevi Bektaşi Cenevi Başkanlığı'nı kabul etmiyoruz. Güncelde de cemevlerimiz hakkında yıkım kararları alınmakta, inancımızı yargılanmakta istenmektedir. Basın, cemevleri, kurum yöneticileri ve halkın vekilleri hukuksuzca tecrit edilmekte, yeni açılan SVG tipi hapishaneler üzerinden toplumsal muhalefete gözdağı verilmek istenmektedir. İşçilere ve emekçilere açlık sınırı altında bir yaşam dayatılırken, yine Erzincan ilişte yaşanan maden faciasında olduğu gibi emekçi canlar iş cinayetlerine kurban gitmektedir. Talana, ranta dayalı doğa katliamlarına son verilmesini ve ekolojik yaşamın korunmasını istiyoruz. Binlerce ehli silahlı katil karşısında sadece yürekleriyle çıkan binlerce katilin onlar karşısında nasıl korkak ve aciz oldukları, halkın gücünü tüm Türkiye'ye gösteren şehitlerimizi ve Gazi halkını selamlıyoruz.
Diğer adam var. Das ja auch nicht so Elinizi çeker misiniz? Devletin tetikçileri şu anda 12 Mart'ta şu anda çocuklarımızı uzun menzilli silahlarla tarıyorlardı. Çocuklarımızı öldürüyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti devletin katilleri göz göre ortadayken hak ettikleri cezaları bulması gerekirken ama maalesef 29 yıldır çocuklarımız burada yatarken biz hala cellat katilleri arıyoruz. Bu ne biçim hukuk devletidir? Türkiye'de bitmez mi bu acılar? Tükenmez mi bu acılar? Biz kayıp aileleri ve insan hakları savunucuları arada kurşuna dizilir gibi bekletilmeyi asla kabul etmiyoruz. Böylesi insani bir yaklaşım da olamaz. Yasakçı hükümetin yasakçı valisi haykırıyorum. Duy beni, duy beni. Ooo yeter. Anne. Yeter. Canım evladım nerede? Kayıplarımız nerede? Mezarsız sizler hepiniz bana bunun cevabını bulun, verin. Bizim davamız Halacı Mansur'un davasıdır. Bizim davamız Seyit Nesimi'nindir. Pir Sultan'ındır. Bizim davamız Dersim'indir, Maraş'ındır, Çorum'undur, Roboski'nindir, Gazi'nindir ve Ümraniye'nindir. Alevi toplumun davası bugünkü dava değildir ki güzel canlar. Her Alevi bireyi her can davasına sahip çıkmalıdır. Biz bu dava uğrunda nice canlarımız bu yolda, bu hak yolunda şehit düştüler güzel canlar. O şehit düşen dava arkadaşların yüzü hürmeti hakkı için, bu yolda kaybettiğimiz o canlarımızın yüzü hürmeti hakkı için hep beraber bir Allah Allah diyelim. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah.